Evet, Kolmar'a geldik. Arabamızı yine uygun bir yere bulup park ettik. Şehir merkezine yürüdük. Hemen zaten sokakları böyle yürüyerek gezmeniz gerekiyor. Yürüyerek ilerlediğinizde meydanda şey görüyorsunuz. Aziz Martin Kilisesi'ni görüyorsunuz. Binli yıllara kadar dayanıyor mazisi. Yine tabii ki yangınlar vesaire geçirmiş, birçok restorasyondan geçmiş. Barok mimariyle yapılmış, hala dimdik ayakta. Geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Evet, aynı zamanda ücretsiz gene burası hala Asas Asas. bölgesinde olduğumuzdan dolayı da Asas mütevessül. medya. İşte öyle adı şeydi. Zaten yazmış olacağız bir video. Yazmış olacağız. Biz buraya Strasbourg'dan sonra yaklaşık 50 dakikalık falan bir yolculukla geldik. Tabii biz biraz dura dura geldik. Biraz da zamanı oyalamak için. Çünkü buradan başka bir yere geçme planımız çok kolay yok şu anda. Hani bugün burada artık bitireceğiz. Burayla ilgili şeyleri anlatılabilir. Burası insanların Noel döneminde bayıla bayıla geldiği Noel pazarıyla meşhur olan bir yer. Evet. Ki aynı zamanda burası şarabıyla da ünlü. Yani Kolmar bölgesi şarabın başkenti olarak geçiyor bu çerçevede, yani bu bölgede. tabii ki alkol ve tütünü sağlığa zarardır. onu şey konuşamadım ya. Ben gene şeyde ağzım kurumuş. Şarabın başkenti denildiğini geçtikten sonra şehre geldikten sonra şehirde bir sürü otopark yeri var. Biz bugün hafta sonunun olmasını ve sakin olmasından mütevellit bir mahalle arasında bıraktık arabamızı. Yürüyerek yaklaşık bir 15 dakikada merkeze geldik. Merkeze geldikten sonra zaten şöyle bir yere giriyorsunuz. O girdiğiniz yer Kolmar'ın merkezi oluyor. Trafiğe kapalı, araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine açık bir yer. Bütün sokaklar tarihi eser, bütün sokaklar güzel, bütün sokaklar bir şey kokuyor. Yani çok büyük bir yer değil Kolmar. Şu anda kadar bizim gördüğümüz kadarıyla da okuduğumuz kadarıyla çok büyük bir yer değil. Değil. Burası hani böyle kafa dinleme tatili için gelinebilecek bir yer. Ya da Ama hani böyle bir kalabalık da bir yer, yani kafa dinlemelik derken. bilmiyorum yani hani işte böyle kafa dinleme tatili için önerilen yerlerden bir tanesi olarak geçiyor da Yani bizce değil. bence şöyle, çok büyük bir yer olmadığı için sokaklar falan da zaten daha normal zamanda burası çok kalabalık olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla çok kafa dinlemelik bir yer olmaz gibime geldi. Yani bence de ama işte hani Ama şeyde Noel ruhunu yaşamak vesaire, hani o kültürü görmek için gelinebilir. gelinebilir. Onun dışında zaten burada şarap rotaları var yine böyle. Onları yapmak için gelinebilir. Onun dışında zaten kültürel bir miras. Evet. Onları görmek için gelinebilir vesaire vesaire. Kolmar'la ilgili şöyle bir sorun var şu anda. Hani galiba şu an Türkiye'den direkt Ha, direkt Strasbourg'a uçuş uçuş yok. yok sanırım. Evet. O da yani biraz zorlayıcı bir şey haline geliyor. Yani şu Stuttgart üzerinden, Zürich üzerinden falan gelmeniz gerekiyor. Oradan sonra bir araç kiralayaraktan ya da başka Otobüsler, tramvay, yani şey, fleksibuslar falan onlarla gelebilirsiniz. O yüzden de ulaşması konusunda da Türkiye'den biraz zor bir yer. Tamam. Başka anlatacağımız bir şey. Şimdi nereye geçiyoruz? Sokakları gezmeye devam ediyoruz. Sonra burada bir de Küçük Venedik denilen bir bölge var. Orayı göreceğiz. Devam. Böyle böyle Tamam. böyle. Thank you.
sonra klişe bir ara veriyoruz ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Biz bir Avrupa seyahatindeyiz. İstanbul'dan çıktık, şu an İsviçre'deyiz. Bunu da yani şöyle güzel bir manzarada klişe ara vermek istedik aslında. Videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü kanalın büyümesi için bu çok önemli. Kanal istatistiklerine baktığımız zaman videolarımızın %85'i abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. O yüzden bu destek bizim için çok önemli. Eğer ki bizim için bile değil, şu güzel orman manzarasının hatırına bir abonenizi ve like'ınızı alırız. Bu seyahatte de farklı farklı Avrupa ülkelerinde gezilerimiz var. Onların hepsi içinde işte farklı bilgilendirme videoları olacak. Hepsini siz de severek izlersiniz umarız. Biz gezerken çok eğlendik. Eğlenmeye de devam edeceğiz inşallah. Bu kadar. Bu kadar. Diğer diğer videolardan da haberdar olmak için de zili açıp bildirimleri açarsanız bütün seyahatin videolarını kaçırmadan izlemiş olursunuz. O zaman hadi İsviçre devam etsin. New York'ta bulunan, hepimizin bildiği o özgürlük heykelinin mimarı, yaratıcısı aslında Kolmarlı bir şahsiyet diyeyim. Şahsiyet. Bartholdi. Burada da onun anısına yapılmış böyle bir göbekte, bir meydanda küçük bir replikası var. Geldiğiniz zaman zaten yol üzerinde sizi karşılıyor. Bu da böyle bir bilgi. Küçük bir bilgi. Bu bölge zaten biz de hani Almanya'dan çok kısa bir sürede geldik. Seneler boyunca da böyle Fransızlar ve Almanlar arasında gitti geldi olmuş diyebiliriz herhalde, değil mi? O yüzden sadece mesela Fransız kültürü yok, aynı zamanda Alman kültürü de var. İkisinin böyle bir karışımı gibi. İşte Presler de mesela burada çok meşhur vesaire gibi. Yani kültür olarak her iki kültürün birleştiği bir harmoni var burada. Zaten binaları vesaire falan baktığınız zaman hani böyle Almanya'nın bu Bavyera'nın Alp bölgesi, kara orman bölgesine falan gitmeye ya da oradaki fotoğrafları görme imkanınız varsa aynı yapıda benzer binaları, yapılarını burada da göreceksiniz. Tabii tam birebir aynıları değil. İçine gerçekten bir Fransız dokunuşu var. Ama baktığınız zaman hani buranın böyle bir karmaşa içinde, karmaşa demeyeyim de yani hibrit bir kültür olduğunu çok bariz bir şekilde anlaşılabiliyor. Şeye geldiğiniz zaman, Kolmar'a girdiğiniz zaman her böyle meydan ya da sokakların arasına girdiğiniz zaman, geniş sokakların arasına girdiğiniz zaman böyle küçük pazar yerleri, kermes gibi yerleri çok fazla görüyorsunuz. Şöyle gösterebilirim. Şunda da var. Biz de şu anda gene bir tanesinin içinden geçiyoruz. Girer girmez de zaten bir yere gelmiştik. Aynı şekilde bir pazar yerinin içinden geçmiştik. Şeyi görebiliyoruz yani hani buranın en büyük popüler pazarladıkları turizm olaylarından bir tanesi Noel Pazarı. Yani Noel Pazarı'nı sürekli pazarlıyorlar burası. Yani en fazla turizm olarak gösterildikleri konulardan bir tanesi o. O kültürü genel zamana da yayıp hani bunu bir gelir kapısını döngüsünü sağlamışlar ve çok da mantıklı olmuş. Yani sadece Noel döneminde bir pazar yok. Her geldiğimiz dönemde bir pazar var gözüküyor. Evet. Alışveriş yapacak böyle işte kurabiyeler, içkiler, buranın yöresel işte likörleri, ondan sonra şarapları, cin vesaire bu gibi şeyleri satıyorlar. Bir de ikram ediyorlar terbiyesi. Evet, aklınıza gelebilecek birçok şey var, hediyelik. O zaman? Devam. Kolmar'ın en güzel olarak adlandırılan evinin önündeyiz. Fister diye ben okuyorum. Başka Fister, bir şeyde. Fister. Başka yani bir adını şeyde yazacağım. Daha doğrusunu birileri söyleyeceğim yani. Çünkü bizim bunu Türkçe olarak, yani bu Fransızca mı artık, bu Almanca da değil, onu emin değilim. Ne olduğuna çok da emin değilim. Okuyabilmemiz çok imkan dahilinde değil. Neyse. O yüzden altına yazacağız. İsmi şeyden geliyor, hani yaşayan aileden geliyor, yapan kişiden gelmiyor. Onun dışında da dışında işte özgürlüğü ve adaletiydi galiba temsilen. Semboller, bir şeyler bulunuyor. Anam camı kırıyordum. Altında da bir şey satan mağaza var. Sanırım şarap satan mağaza varmış. Her yerde şarap satan mağaza var burada. Yani en önemli evlerinden bir tanesi Kolmar'ın. Benim bu camı kırıyorum galiba ya. Evet, sen kırmadan biz buradan uzaklaşalım. Arada şimdi en güzel evi demek, evet çok güzel bir ev de, bence Kolmar'a genel olarak haksızlık demek. Çünkü şu an geldiğim zaman fark ettim.
Kolmar'da görecek birkaç tane nokta var birbirlerine. Zaten çok yakında da hani bir saat içinde neredeyse hepsini görebileceğimiz yerler. Ama hani Kolmar'ın içinde gezmek gerekiyor ve bütün evleri de çok güzel. Güzel de bunda daha çok böyle hani ahşap yapı vesaire var ya, hepsinde var. Hepsi. Hani burada şey balkondur bir şeydir. Hani o yüzden Biraz şeydi ya, biraz tabii işlemesi, sistemesi falan biraz daha şekilli şüküllü. Ama yani bak dışında da şeyler falan var. Onları yakından gösterebilirsin. Onlar işte ifade ediyor. Nasıl göstereyim? Ben şey miyim? Dalsın mıyım buradan korkuyorum? Yok, yakına gittiğimizde görürüz yani. O zaman biraz daha yürüyüp şu bir tane pazar yeri gibi bir şey vardı. Evet. Bir oraya, bir de Küçük Venedik'e gidelim. Yine her şehirde olan yeme içme yerleri gibi burada da bir alan vardı ama sabah 8 ile akşam 5 arasında açıkmış. Biz orayı 1,5 saat kadar farkla kaçırmış bulunuyoruz. Yani bayağı bir farkımız var. Hemen şurasıydı. Gösterdim ya. Hiç Hüseyin o kadar yorulmuş ki kamerayı bir de oynatmıyor. Yani. Yok ya, şeyden üzerine bir görüntü koyayım dedim de sonradan şey yapayım, dur göstereyim. Şuranın içinde yer alıyor. Burası bir pazar yeri. Evet. Sonra burada söylemeyi unuttuk. Leylekler çok önemli. Yani simge haline gelmiş. Birçok düşüyordum. Birçok hediyelik eşyada. Hiç umursamıyor. Geçti. Birçok hediyelik eşyada leyleği zaten görüyorsunuz. Evlerin işte üzerinde figürlerde evler var. Çatılarda evler var diyorum. Çatılarda evler var. Evlerin üzerinde evler var. Ne evler gördüğüm üzerlerinde. Var. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Çatının üzerinde ev dediğin zaman o kaçak kat çıkılmış bir apartman oluyor. O zaman orası zaten Kolmar olmuyor. Muhtemelen İstanbul falan oluyor. Tabii. Gözümü artık çıkarabilirim. Neyse. Evet. Burası leyleklerin göç yolu üzerine bulunuyor. Onun dışında da hani sonrasında da simge haline gelmiş. Leyleklerin buradaki insanlara doğurganlığı ve bereketi ifade ettiğini, getirdiğine inanıyorlar. O yüzden de her yer leylek dolu. Her yer leylek. Evet. İznik'teki neydi? İznik'te leylek değil ya, şey. Orhan Gazi miydi? İzin verirsen söyleyeceğim. Gölyazı. Abi Bursalı ama iki saat. Ama kusuzluk o şey yapmayın, izin vermem. İki saat söyleyemiyorsun. Gölyazı. Evet, Gölyazı'daki. Yaren. Yaren leylek. Burada da bazı leylekler var. Belki Yaren buraya da geliyordur. Belki Yaren burada da bir tane kese. Buraya gelse bence dönmez oraya. Niye ya, orada ekmek elden su gelden geliyor, eve hazır, yemeği balığı hazır. Balığı var. Hiç de şey yapmıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Ne demiş Yaren? Memleket isterim. Muhtemelen Yaren sadece şöyle demiş. Kalk. Evet. Hadi o zaman Küçük Venedik'e. Goy dibine vurduktan sonra devam. Karşı köşeden bu köşeye geçtiğim zaman bir de baktım ki Küçük Venedik'e gelmişim. O kadar yakında gelmişiz. Yani o marketin hemen yanında o Küçük Venedik olarak adlandırılan bölgede burada. Geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Güzel görünüyor şu anda. Biz şöyle bir kenardan yürürüz. Size görüntüleri peki, ekleriz. Peki Küçük Venedik denir. Konusu ne konusu? Küçük Venedik. Burası da yine aynı Venedik'teki gibi kanal üzerine evler kurulmuş ve insanlar evlerine kanal üzerinden gidiyorlar. Yani Venedik'tekinin küçüğü. Burada insanlar evlerine kanal üzerinden mi gidiyorlar? Hayır, bu Küçük Venedik kısmındaki evlere insanlar. Ha, öyle eskiden. Diyor. Ben öyle okudum. Herhalde. Çünkü bayağı yol görüyoruz. Neyse bakalım kanalların şeyde evlerini tekneyle giden insanlar, kayık gidiyle giden insanlar görecek miyiz? Ama küçük dedik kardeşim, küçük. Ya kayığın yani daha küçüğünü şişme bot diyoruz zaten. Ne yapacağız? Hadi. Hadi devam edelim.